Ramazan Bayramı'nın en önemli gündem konularından biri EYT'lilerdi. Bazıları Nisan itibariyle maaşını almaya başladı. Bazılarımız hala banka hesaplarına yatmasını bekliyor. Peki maaşını alanlar onlar paralarını nasıl değerlendiriyor, neler yapıyorlar? İstanbul'dan ayrılanlar var, akın akın sahil kentlerine gidenler var. Farklı şekilde paralarını değerlendirenler de var. Şöyle bir genel duruma bakalım. Başlığımız EYT ile parasını biz de taşıdı. Son durumu sizlerle paylaşalım. 3 Mart 31 Mart arasında yani başvuruların başladığı andan itibaren 1.6 milyon başvuru vardı. Yaklaşık 600 bininin işlemleri tamamlandı. SGK'larda personel gece gündüz çalıştı, hepsi gerçekten çok büyük bir işe imza atıyor. Gece gündüz demeden çalıştılar, ödemeler başladı, 600 bin kişinin işlemleri tamamlandı, maaşları yazmaya başladı, sağlık afiyet içerisinde inşallah harcasınlar. Ya tutarsa diyenler var, burası çok ilginç. Primi yetmediği halde başvuranlar var. 184 kere başvuran var. Yani herhalde kabul olmadı. Kabul olmadı bir daha başvurayım diye. Onlar da ilginç bir hikaye. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptıran var. Ben 184 olduğunu da duydum bir yerden. Bu arada Türkiye Gazetesi'nde İsa Karakaş'ı takip ediyorsunuzdur. Eminim gerçekten bu konularda YouTube üzerinden de çok faydalı paylaşımlar yapıyor kendisi. Mükerrer ve prim borçlularının başvuruları geçersiz. Yani böyle 80 defa 100 defa başvuru yaptığınızda e, hiçbir şey değişmiyor. Bu arada prim borcunuz varsa o başvurularda kabul edilmeyecek. Peki EYT'liler borsaya koştu. Neden borsaya koştu? 2022 yılında çünkü borsa %200'ün üzerinde e, kazanç sağladı. Böyle bir karlılık var ortada. Peki 2022'de kazandıran borsa 2023'te nasıl gidiyor? Açıkçası bir ileri iki geri gidiyor onu da söyleyelim. Ama tabii ki borsa yatırımcısının sabırlı olması lazım. Borsa sabrı sever. Son bir haftada 600 bin yeni yatırımcı borsaya gelmiş durumda. Tazminatını ve maaşını alan EYT'lilerin tercihi borsa oldu. Yatırımcılarda genellikle 40 yaş üstü. Borsada e, ...borsa içerisinde de bir sepet oluşturmak ve böyle çok zikzaklı e, hisselere aldanmamak lazım. Boşu boşuna o kadar beklediniz. 10 yıllık bir mücadele var EYT'liler için. E, o mücadelede kazanılan e, birikimler de bir anda heba olmasın. Yeni umut doğdu EYT'liler için bu önemli. E, benim prim borcum var ya da yaşı tamamlamadım diyenler var. Az farklı kaçıranlara kısmi emeklilik formülü geliyor... Kısmi emekli olanlar en düşük emekli maaşından faydalanabilecekler. Peki bunun için hangi şartlar gerekiyor? Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar emekli olabilecekler. Yeni düzenleme ile kadınlarda 58 yaş sınırının 50'ye çekilmesi, erkeklerde 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 gün soyusunu tamamlayan çalışanlar emekli olabilecekler. EYT'liler için de e, hiçbir zaman umut kapısı kapanmıyor. Böyle bir formülde, gündemde bu yeni umut kapısını da sizlerle paylaşmış olduk.